Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bugün sizlerle birlikte 2007 yılında gösterime girmiş olan Düşmanımın Düşmanı filminin esin kaynağı olan Lyon kasabı Klaus Barbie'yi ve onun enteresan yaşam öyküsünü inceleyeceğiz. Hepinize iyi seyirler. İkinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra kurulan Nürnberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi'nde Naziler bir bir yargılanmaya başladı. Orada olanların birçoğu, insanlık suçu, savaş suçları, dünya barışına karşı işlenen suçlar ve savaşa sebep olmak gibi suçlardan yargılanıyordu. Orada olmayı en çok hak eden kişilerden biri ise Klaus Barbie'ydi. Ancak zalimlikleriyle efsaneleşen bu acımasız Nazi bir türlü bulunamıyordu. Peki bu adamın bulunamamasının sebebi neydi? Gelin hep birlikte inceleyelim. Bu arada bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bana destek olabilirsiniz. Klaus Barbie 1913 yılında Almanya'nın Bonn şehrinde dünyaya geldi. Katolik olan babasının öğretmenlik yaptığı okulda ilkokul eğitimini tamamladı. Gençlik dönemi ise yükselişte olan Nazi etkisinin altında geçti. 20 yaşına geldiğinde Nazi Partisi'ne katılmış ve partisi de o dönemde iktidara yükselmişti. 1935 yılında Nazilerin bir kolu olan güvenlik birimine katıldı. Burada haber alma ve sorgulama teknikleri konusunda uzmanlaşan Klaus Barbie, 2. Dünya Savaşı'nın başlamasından 3 yıl sonra 1942'de ayaklanmaları bastırmak üzere önce Hollanda'ya, sonrasında ise tatsız bir ün kazanmasına sebep olacak Fransız direnişinin en önemli sembollerinden biri olan Lyon'a gönderildi. Sadakati, acımasızlığı ve başarısıyla dikkat çeken bu genç subay, Nazi hükümeti tarafından Lyon'daki Gestapo'nun başına getirildi. Ona burada verilen görevse gayet açık ve netti. Fransız yeraltı direnişini ortadan kaldırmak. Bu görevi elbette başarıyla yerine getirdi. Elindeki esirlere yaptığı işkenceler sonrasında aldığı bilgiler doğrultusunda Fransız direnişinin en büyük kahramanlarından biri olan Jean Moulin'i yakaladı. Ancak bugün bile Moulin'e kimin ihanet ettiği hala bilinmemektedir. Klaus Barbie tarafından inkar edilse de Jean Moulin'in yaptığı işkenceler sonrasında öldüğüne inanılır. Lyon, Barbie'nin 4000'den fazla insanın ölüm kararını verdiği ve çok daha fazlasının ölümünden sorumlu olması sebebiyle meşhur Lyon kasabı lakabını aldığı yerdir. İkinci Dünya Savaşı sırasında kimsesiz Yahudi çocukları da Lyon'un yakınlarındaki kasabalarda barındırılıyordu. Gestapo Birliği ile birlikte yaptığı baskın sonrası bu yetimhanede bulunan 44 çocuğu tutuklayıp toplama kamplarına göndermiştir. Bu çocuklardan 42'si Auschwitz kampındaki gaz odalarında can verir. Diğer ikisi ise Estonya'da yakılarak hayatını kaybeder. İkinci Dünya Savaşı'nda Klaus Barbie'nin kamplarından sağ kurtulanlardan birinin 1983 yılında Barbie'nin mahkemesinde anlattığı acı gerçeği dile getirelim. O dönemde çok küçüktüm. Kampa gelen çocuklara ne olduğunu merak ediyordum. Sonra benden yaşça büyük biri yanıma gelip şunları söyledi. Şu tüten bacayı görüyor musun? Hani durmaksızın tüten bacayı. Yanmış et kokusu burnuna gelmiyor mu dedi. Bununla birlikte tüm acı gerçeği kavramış oldum. İkinci Dünya Savaşı sonrasında tepesinde iki atom bombası patlatılan Japonlar dersini almış, Nazilerin kökü kazınmış, dünya barışı yeniden sağlanmış gibi görünse de içi rahat etmeyen bir ülke vardır. Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü Amerika, kendisinin yaptığı gibi bir gece yarısı ülkesinin işgal edilebileceğini, atom bombası atılabileceğini veyahut en kötüsü komünizm gibi şeytani bir fikrin insanların aklına sokabilecek bir düşmanı vardır. Sovyetler Birliği. Eski dost artık düşman olmuştur. Soğuk Savaş dönemi diye adlandırılan bu dönemde en çok istihbarat toplayan, en iyi haber alma teşkilatını kuranın kazanacağı bir dönem başlamıştır. Yani casusların altın dönemini yaşayacağı bir döneme girilmiştir. Bu dönemde Klaus Barbie, tek başına Fransız direnişine büyük darbeler indirmiş,
tarihin en önemli yeraltı direnişçilerinden biri olan Jean Moulin'i yakalamış ve Avrupa'yı çok iyi bilmesinin yanı sıra çok güçlü muhbirleri olan Klaus Barbie inanılmaz bir değer kazanmıştır. Bu sebeple Amerika Birleşik Devletleri Klaus Barbie'yi himayesi altına aldı. ABD'nin planı Klaus yararlı olduğu sürece hizmet edecek, sonrasında ise Fransızlara teslim edilecekti. Önce ailesiyle birlikte güzel bir eve yerleştirildi, sonrasında ise güzel bir maaş bağlandı. Lyon kasabı artık komünizmle savaşan, tırnak içinde iyi adamların tarafındaydı. O dönemde ABD'nin himayesinde olan tek savaş suçlusu Klaus Barbie değildi elbette. Bunun dışında bilinenlerin sayısı yüzü buluyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin silah ve kaynak temin ettiği bu grup, Avrupa'da uzun zaman boyunca faaliyet gösterdi. Amaçları ise ülkelerinde sol iktidarın gelmesini engellemek, suikastler düzenlemek ve bombalı eylemler yapmaktı. Amerika Birleşik Devletleri ve Barbie arasında bu işbirliği 1951 yılına kadar devam etti. Sonrasında Fransa, Klaus Barbie'nin teslim edilmesini istedi. Bunun üzerine Barbie'yi teslim etmek istemeyen Amerika Birleşik Devletleri, onu daha güvenli bir yere taşımaya karar verdi. Bu işlem sırasında kendilerine Vatikan yardım edecekti. Savaş suçlularının kaçırılmasına yardımcı olan Papa, bu operasyonun sorumluluğunu Hırvat bir rahibe verdi. Önce Arjantin'e, sonrasında ise Bolivya'ya gönderildi. İsmini bu dönemde Klaus Altman olarak değiştirdi. Bir efsaneye göre Che Guevara'nın Bolivya'da ele geçirilmesinde bile parmağı vardı. Bolivya'da kaldığı süre boyunca Bolivya diktatörü Luis Garcia Meza Tejada'ya danışmanlık bile yapmıştır. 1971 yılına kadar saygın bir iş adamı olarak görülen Klaus Altman'ın işleri aynı yıl sıkıntıya girmeye başlar. Aynı yıl içinde efsanevi Nazi avcıları Sergei ve Beat Klarfeld tarafından izi bulunmuş ve yeri belirlenmiştir. Fransa bu olay üzerine Lyon kasabının iadesini ister ancak Bolivya hükümetinde güçlü bir nüfuzu olan Klaus 1983 yılına kadar özgür bir adam olarak yaşamaya devam eder. 1983 yılındaki seçimler sonrasında başa gelen Hernán Siles Zuazo tarafından 1951 yılından beri ülkesinde yaşayan Klaus Barbie'nin tutuklanmasını ve Fransa'ya iade edilmesi emrini verir. 1983 yılında Lyon'da yargılanan Klaus Barbie, insanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı ömür boyu hapse mahkum edildi. Lyon kasabı, binlerce insanın vicdanının kaldıramayacağı suçları için sadece 8 yıl ceza çekti. 1991 yılında Lyon'da yattığı hapishanede hayatını kaybetti. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomuzda Lyon kasabı Klaus Barbie'yi ve onun enteresan yaşam öyküsünü inceledik. Peki sizin bu konu hakkındaki görüşleriniz neler? Lütfen yorumlarda belirtin. Ayrıca bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.